Niceleme mantığına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi niceleyiciler ve açık önermeler ne demek, bunları inceleyeceğiz. Niceleme mantığında her önermenin öznesi açıkça belli olmayabilir. Misal x artı 4 eşittir 9 bir açık önermedir. Neden açık önermedir? Çünkü içinde değişkenler kullanılır. X, y, z gibi değişkenlerin kullanıldığı önermelere biz niceleme mantığında açık önerme deriz. Önerme bir doğruluk değerine sahip değildir. Bu yüzden açık önerme deriz. Bir açık önermeyi önerme haline getirmek için bir evrene ihtiyaç duyarız. Bize bir evren verilir. Bu evrendeki değerleri değişkenin yerine koyarız ve bu işe özelleme deriz. Bu şekilde elde edilen önermeye de özelleme önermesi adı verilir. Evrenden seçtiğimiz değerlerin bir kısmı önermeyi doğru kılarken bir kısmı yanlış kılabilir. Evrene ait bir değerin özelleme önermesini doğru kılmasına ise gerçekleme denir. Şimdi burada bir sürü kavram öğrendiniz. Biraz daha aklınızda netleşmesi için birkaç tane örnek üzerinden gidelim. Mesela x tek sayıdır, bir açık önermedir. Neden açık önerme? Çünkü içinde x diye bilinmeyen bir değişken geçmekte. Şimdi bize bir evren verilir dedik. Bize bir evren verilmiş. Demiş ki senin evrenin 1, 3, 4, 5, 6. Ne yapıyoruz? Tek tek evrendeki elemanları buradaki önermenin yerine koyuyoruz. Diyoruz ki x tek sayıdır demişti. Bir tek sayıdır. Özelleme yaptık. Yani ne yaptık? Değişkenin yerine bir eleman koyduk. Bir tek sayı mıdır? Evet, tek sayıdır. O zaman ne yaptık? Biz bunu gerçekledik. Peki öteki elemanı koyduk x'in yerine. 3 tek sayıdır dedik. Ne yaptık? Özelledik. Bu da yine doğru değeri aldı. O yüzden yine gerçekledik. 4 tek sayıdır dedik. Buradaki elemanı aldık, yerine koyduk x'in. Yine özelleme yaptık ama sonucumuz yanlış çıktı. Dolayısıyla biz bunu gerçekleyemedik. 5 tek sayıdır dedik, özelledik ve gerçekledik. 6 tek sayıdır dedik, özelledik ama gerçekleyemedik. Dolayısıyla içerisinde x, y, z gibi bilinmeyenlerin olduğu önermelere açık önerme denir. Bize bir evren verilir. Evrendeki maddeleri tek tek o değişkenin yerine koyarız. Önermeyi özelleriz, sonra da gerçekleyip gerçekleşmediğine bakarız. Bir örnek daha. Demiş ki x ünlüdür. Bu yine bir açık önerme. Çünkü biz x'in ne olduğunu bilmiyoruz. X burada bir değişken. Yine bir evren vermiş. 3 tane elemandan oluşan bir evren vermiş bize. Demiş ki Bülent Ersoy, Tarkan, Sezen Aksu. Ne yapacağım? Buradaki evrendeki elemanları tek tek x'in yerine koyacağım. Başlıyorum. Bülent Ersoy ünlüdür. Özelleme yaptım. Evet, bu doğru. Dolayısıyla ne yaptım? Bunu gerçekledim. Tarkan ünlüdür. Özelledim ve gerçekledim. Sezen Aksu ünlüdür. Özelledim, gerçekledim. Şimdi önermenin niceliğini gösteren bütün, bazı, tüm, kimi gibi terimlere niceleyici adı verilir. Niceleme mantığında tümel ve tikel niceleyici olmak üzere iki tür niceleyiciden bahsederiz. Tümel niceleyici dediğimiz kavram şu gördüğünüz sembolle gösterilir. Bunu öğrenciler ters a diye okur. Biz bunu her diye okuruz. Tüm, bütün, her, hiçbir, hepsi anlamına gelir. Ters e diye okuduğunuz şey ise tikel niceleyicidir. Biz de bunu bazı, kimi, bir kısım gibi anlamlarda kullanırız. Bir not önemlidir. İçinde her ve bazı geçen önermelere genel önerme denilir. İçinde her ve bazı geçmeyen önermelere tekil önerme denilir niceleme mantığında. Şimdi az önceki örneğimize tekrar dönüyoruz. Ne demiştik? X ünlüdür. Ve evreni nasıl vermiştik? Bülent Ersoy, Tarkan, Sezen Aksu. Ve ne yapmıştık? Tek tek burada evrendeki elemanları x'in yerine koymuştuk. Ve hepsi de gerçeklemişti bizim önermemizi. O zaman biz bunu niceleme mantığında nasıl gösteririz? Her x için x ünlüdür şeklinde gösteririz. Şu her demek. Neden her dedik? Çünkü bütün elemanlar tarafından gerçekleşti. Bir tek eleman bile dışarıda kalmadı ve x dedik. Neden ü dedik? Niceleme mantığının başında ne demiştik? Biz yüklemlerin baş harflerini büyük yazarız ve öznenin yanına yerleştiririz. Dolayısıyla bunu da her x, x şeklinde okuyoruz. Peki X ünlüdür dedim. Bu kez elemanları şöyle verdim. Bülent Ersoy, Tarkan, Ruhi. Şimdi Bülent Ersoy ünlü mü? Evet. Tarkan ünlü mü? Evet. Ruhi ünlü mü? Hayır. O zaman ne oldu? Bütün elemanlar bunu gerçeklemedi. Bazıları tarafından gerçeklendi. O zaman da diyorum ki bazı X'ler için X ünlüdür.